Sakarya'daki büyülü köy hikayesi. Bir asır önce 1921 yılında 117 haneli köyün boşaltılmasına neden olan bir hikaye. Öyle ki köy halkı yaşadıklarının ardından yuvalarını terk ederek bu köyü yalnız bırakmışlar. Köyün ismi ise Azem Köyü. İşte tüyleri ürperten o köyün gerçek hikayesi. ...1921 yılında Sakarya'da yaşanan olayda köylüler sık aralıklarla geceleri çığlık sesleri duymaya başlamış. Köyün kendi sessizliğini ve hanelerin birbirini yakından tanıdığını düşünürsek bu gizemli çığlıklar herkesin ilgisini çekmiş. Bir süre sonra köyün hayvanları hastalanıp ölmeye başlamış. Nedeni bilinmez bir biçimde telef olan hayvanlarını kaybeden köylüler neler olduğuna bir anlam verememiş. Köy halkı arasında anlaşmazlıklar başlamış. Köylü birbirine kin gütmeye, kavga etmeye başlamış. Aynı zamanda köyün toprağı da verimsiz bir hal almış. Köylüler ne hayvancılıkta ne de ekilen ürünlerden mahsul alamamaya başlamış. Tabii olayların seyri bununla da kalmamış. Köyün hamile kadınlarının da ard arda düşük yapması, yaşananların iyiden iyiye kendini belli etmesine neden olmuş. Köylülerden birinin 5 yaşındaki kız çocuğu ortadan kaybolur. Günlerce her yerde çocuk aranır ancak hiçbir yerde bulunamaz. Bir süre sonra ansızın gece yarısı çocuk evinin kapısını çalar. Ailesi çocuğu görünce hayretler içerisinde kalır. Çünkü saçları kazınmış ve gözleri kör olmuştur. Ayrıca çocuk çok iyi derecede Latince konuşmaya başlamıştır. Bunun doğal yollarla muhtemel olmaması köy halkını dehşete düşürür. Köylüler yaşadıklarını bir bir hatırlar. Son zamanlarda yaşadıkları bu olayların büyüklüğü ve açıklanamaz olması onları buradan gitmeye iter. Yaşanan bu son olayın ardından köyün 117 hanesi köyden kaçar. Köylülere göre çocuğu cinler kaçırmıştır. Sebebi ise çocuğun ölen babaannesinin büyücü olduğu ve cinlerle bir anlaşma yaparak çocuğu cinlere adak olarak adamış olmasıdır. Bir başka söylentiye göre de biri köye büyü yapmıştır. Köye giren hayvanların dahi sağ çıkmaması ve ekilen ürünlerin tutmaması bu düşünceleri destekler. Anlatılana göre köye dönemin birinde bir cami imamı girmiş ve konuşma yetisini kaybetmiş bir şekilde Sakarya Büyülü Köy'den çıkmıştır.